biz bu işi, kendi işimizi yapmaya başlayalım dedik. Ve sonrasında bir kanal kurmaya karar verdik. İlk kurduğumuz kanal yalan dolandı. Sonrasında onu muhtelif sebeplerden dolayı kapatmak durumunda kaldık. Ve akabinde de yaklaşık bir sene oluyor, Nisan ayında 2015'te. Enes ve Tolga'yı kurduk. O da yakın zamanda 100 bini geçti. Bizi çok mutlu etti. Şimdi buradan tekrar bizi izleyen, takip eden herkese de bunun için tekrar teşekkür ediyoruz. Vlogger demiyoruz kendimize. Hatta sonrasında bununla alakalı bir malumatımız oldu. Vlogger nedir diye. Hala bildiğimiz tanımı vlogger'ın çıkıp kendin olarak bir şeyler anlatmak olarak tanımlıyoruz. Video blog yapmak. Video blog yapmak. Biz bunu yapmıyoruz. Kurgusal içerik üretip bunları canlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden tam olarak vlogger sayılmayız. Arada tabii bir radyo maceramız da oldu. Aslında kendimizi biz içerik üreticisi olarak tanımlıyoruz, evet, değil mi? Yani internete de içerik üretiyoruz. Televizyona da ürettik zamanında, hala üretiyoruz. Radyo programı da yaptık. Birçok mecrada içerik üreten insanlarız aslında. Vlogger olarak tanımlamamamızın sebebi de bu birazcık. Aynen. Bizim en çok insan ilişkileriyle alakalı olan videolarımız izleniyor. Özellikle akrabalık ilişkileri. Herhalde herkesin hayatında olduğu için baba oğul ilişkisi, baba kız ilişkisi, anne oğul ilişkisi, kardeş ilişkisi gibi videolarımız. Bunları da Onlarda Bizde isimli bir seride daha çok ele aldık. Bu da işte yabancılarla bizim aramızdaki kültürel farkları birazcık böyle karikatürize ederek, abartarak irdelediğimiz bir video serisiydi. En çok o ilgi görüyor ama son dönemde biraz daha hikayeli şeylere geçmeye başladık. Hikayeli içeriklere geçmeye başladık. Bunlar da iyi tepki alıyor. Biz de aslında zamanla göreceğiz nelerin daha çok tepki aldığını, almadığını. Çünkü çok değişiyor trendler. Tabii deneye yanıla öğreniyoruz bir yandan da. Bazen çok güvendiğimiz bir içerik tutmayabiliyor. Evet. Bazen hiç tepki almayacağını düşündüğümüz bir içerik inanılmaz güzel bir tepki alabiliyor. Konular aslında az önce de Tolga'nın ifade ettiği gibi biraz daha hepimize bir anlam ifade edecek konulardan seçmeye çalışıyoruz. İlişkiler tabii bunlarda başta geliyor. Son zamanlarda aslında bunu geçen sene Beyaz Candan Atışması'na Halkın Cevabı videomuzu çektiğimizden beri bu yönde de bir gayret sarf etmeye çalışıyoruz. Gündemde olan insanların o gündem içerisinde yakından takip ettiği konuları ele almaya çalışıyoruz. Örneğin Sevgililer Günü'nde Sevgililer Günü'ne özel bir video yapmaya çalışıyoruz. Ya da geçtiğimiz günlerde bu Facebook'ta şu anda viral bir şekilde yayılan resmileşti dikkat uyarısı üzerine bir iş yaptık. İnsanların kolay bir şekilde özümseyebileceği, anlayabileceği, o işin, o konunun içine girebileceği konuları seçmeye çalışıyoruz. Bunda da bir nebze olsun başarılı oluyoruz diyebiliriz. Bizim izleyici kitlemiz aslında 18-34 yaş arasında değişiyor. %51'i bu aralıkta izleyici kitlemizin. Tabii çocuklar da bizi çok seviyor. Orada da ciddi bir kitlemiz var. Yani aslında internet tüketicisi her kitleye ulaşıyor bizim içeriğimiz diyebiliriz. Bizim özellikle küfür kullanmamamız, daha güvenli bir içerik sunuyor olmamız da herhalde ailelerin de hoşuna gidiyor ki çocuklarına izlettiklerini söylüyorlar, yorumlarda görüyoruz. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Çok geniş bir kitlemiz var diyebiliriz. Şimdi YouTube'da bizim sadece çekimle sınırlamak yanlış olur. Yani zamanımızı alan kısmı. Biz şöyle bir periyotta, şöyle bir düzende çalışmaya gayret sarf ediyoruz. Bir gün sadece konularımızı çıkarıyoruz. Ertesi gün seçtiğimiz olan konuyu yazıyoruz. Sonraki gün onu revize ediyoruz ve bir sonraki gün çekiyoruz. Yani aslında bir skecin ya da iki skecin çekim süreci yaklaşık olarak 4 gün sürüyor diyebiliriz. Kanal sahibi olmanın bir zorluğunu ben açıkçası görmedim. Yani YouTube'a kanalım mı var, derdim var, yani, bir şey yok yani. Google'da hesap açtığın zaman zaten YouTube'da da kanalın olmuş oluyor. O yüzden çok fazla bir zorluğu olmuyor. Güzel bir ekiple çalışıyoruz bir yandan da. Jeton iletişimle çalışıyoruz. O yüzden buradaki arkadaşlar da bize prodüksiyon ve post prodüksiyon konusunda bütün desteklerini sağlıyorlar. O yüzden açıkçası yani bu işleri üretirken öyle çok fazla bir zorlukla karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Yani çok aslında böyle acayip bir hayat yaşıyormuşuz gibi bir tablo çizemeyeceğim. Böyle bir yanılgı var çünkü. Biz televizyonda Okan Bayülgen'le çalışırken de hep abi siz kim bilir ne kadar acayip ortamlara giriyorsunuzdur, neler yaşıyorsunuzdur diye söyleniyordu. Halbuki yazarlık, ya biz aslında yazarlıktan gelme olduğumuz için yazarlık diye nitelendiriyorum. Çok böyle bayağı masa başında ciddi, genelde asık suratlı bir şekilde çalıştığımız bir iş.
Çünkü yeri geliyor bizim Enes'le fikir ayrılığına düştüğümüz de oluyor. Yani iki kişi olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajları fikri daha rafine bir şekilde son haline getiriyoruz. Dezavantajları da bazen öyle bir duruma geliyoruz ki bir tane skeç için 3 saat tartıştığımız, kavga ettiğimiz oluyor. Öyle çok acayip bir şey gelmedi başımıza. Çekimlerimiz genelde eğlenceli geçiyor. Montaj masalarında sabahlıyoruz diyebiliriz. Markalarla işbirliği çok gelişmiyor açıkçası. Şimdi bizim burada şöyle bir handikapımız var. Biz mesela şöyle bir yöntem tercih edilebiliyor genelde markalar tarafından. İşte Instagram'da bir post atılsın. İşte markadan çıksın. İşte az önceki sorunuza istinaden söylüyorum. Vlog yapılırken o markadan da bahsedilsin gibi bir yöntem seçilebiliyor. Biz de genelde şöyle bir yolu tercih ediyoruz. Yani bu yapacağımız iş bir markaya hizmet etsin. Yani metinle hizmet etsin, görselle hizmet etsin. O yüzden biraz daha prodüksiyonlu bir iş olsun gayreti içerisindeyiz. Buna yönelik bir fikir, buna yönelik bir altlık hazırlamaya çalışıyoruz. Kurgusal içeriklerde. Evet. Ama maalesef Türkiye'de bazı noktalarda olgunlaşmamış bir durumda bu markalarla işbirliği içerisinde gelişen projeler. Tabii bize ilgi gösteren, bizimle birlikte çalışmak isteyen markalar da oluyor. Onlarla da çeşitli projeler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ama henüz Türkiye'de biraz sancılı bir durum. O yüzden biz de biraz o doğum sancısını aslında yaşıyoruz diyebiliriz. İşte öyle bir işbirliği olsa avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyeceğiz de. Ya aslında genel olarak iletişimde şöyle bir zorluk var galiba. Bu çok yeni bir mecra olduğu için bu işin nasıl diyeyim, rayici daha belli değil. Yani çok abonesi olan kanallar çok cüzi miktarlara işler yapabiliyorlar. Bu da reklam vereni birazcık aslında şey yapıyor. Reklam vereni ikilemde bırakıyor. Reklam verenin algısını bozuyor. Çünkü aslında yaptığınız işin kaç kişiye ulaştığından çok birazcık nasıl bir efekt, nasıl bir etkileşim yarattığı, önemli. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Bu açıdan yaşadığımız bir zorluk yok yani. Fikir noktasında çalışırken bir markayla ürettiğimiz skeci bir araya getirmekte bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama galiba reklam verenlerle o projeyi bir araya getirmekte sıkıntı yaşıyoruz diyebiliriz. Yani aslında bir de şunu da eklemek gerekiyor. 1 milyon insana ulaşan ama onların satın almayacağı bir ürünü daha az bir insana ulaşan ama onların satın alabileceği bir denklem yaratmada aslında birazcık doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum çok da şey yapmadan, rahatsız etmeden. Biraz aslında bu konuda acemilik yaşanıyor gibi geliyor. Yeni bir mecra olduğu için aslında doğum sancıları yani. Şöyle bir parantez de açayım. Google Analytics'te, YouTube Analytics'te pardon, Audience Retention diye bir veri var. Yani videonun yüzde kaçı izlenmiş? Atıyorum 100 bin kişi izlediyse o 100 bin kişinin ortalaması alınıyor. Bu çok önemli bir veri. Çok da konuşulduğunu duymuyoruz biz toplantılarda. Biz sürekli dile getiriyoruz ancak bizim kanalımızda şimdi mesela bir video koyuyoruz diyelim. 10 dakikalık bir video. Audience retention'ı 7 dakika. Yani %70'i izlenmiş. Şimdi video diyelim 100 bin izlenmiş. Ama başka bir kanalda 1 milyon izlenmiş bir videonun audience retention'ı %10. Yani insanlar %10'unu da kapatmışlar videoyu. Şimdi o 1 milyon izlenen videoda acaba kaç kişi, yani o geride kalan %90 o üründen haberdar oldu mu? O zaman bu soru ortaya çıkıyor. Yani mesela 10 dakikalık bir videonun %10'u izlenmiş diyelim. Yani ne kadar oluyor? 1 dakikası izlenmiş oluyor. Üçüncü dakikaya koyduğunuz bir ürün, oraya yerleştirdiğiniz bir ürün aslında %90'a erişmemiş oluyor. O videoyu izleyen %90'a erişmemiş oluyor. Evet, yani siz dışarıdan baktığınızda o benim reklamım 1 milyon izlendi diye düşünüyorsunuz ama aslında insanların çoğu belki de onu 10. saniyede kapattı. Bunu bilemiyorsunuz. Yani bu veri çok önemli. Bunu burada da dile getirmiş olalım. O yüzden audience retention'ın ben gelecekte, yani özellikle bu mecrada reklam veren için önemli bir veri olacağını düşünüyorum. Evet. Herkes kendi yolunu çiziyor. Yani şimdi bizim burada söyleyeceğimiz herhangi bir şey, şunu yapın, bunu yapın diye söyleyeceğimiz şeyler kesinlikle afaki kalacak meseleler olacak. Yani biz nasıl başladık bu yola? Biz elimizde ekipmanımız yoktu. Sadece bütün sermayemiz yazmak, üretmek, içeriği tasarlamak. O yüzden bizim için doğru olan yol öncelikle bu konuda işbirliği yapabileceğimiz birisini bulmak. Çünkü yapacağınız içeriğin, YouTube'da bir kanal sahibi olmanın bir kere görsel olarak izleyiciye hitap etmesi gerekiyor.
İnsanların elinde şu anda inanılmaz büyük imkanlar var. Her şeyle karşılaştırabiliyorlar yaptığınız şeyi. Yaptığınız içerik iyi mi? Bu görsel olarak nasıl sunuluyor? Herhangi bir telefonla ya da işte web kamerasıyla çekilmiş bir içerik onu izleyen birçok insanı tatmin etmeyebiliyor. O yüzden mesela yani en basit öneri görselinizin iyi olması gerekiyor. İkincisi içeriğinizin iyi olması gerekiyor. İçerik üzerine düşünülmüş olması gerekiyor. Biz mesela az önce konularda da aslında girebilirdik buna. Klişelerden kaçmamaya çalışıyoruz. Eskiden her ne kadar klişelerden uzak duralım, daha işte insanların bilmediği şeyler yapalım diyorsak da şimdi klişelerden uzak durmamaya ama bunları farklı bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Burada içeriğin önemi aslında devreye giriyor. Ama hepsinden öte görsel çok çok önemli. O yüzden YouTube kanalı kuracak birisinin kesinlikle iyi bir ekipman olması gerekiyor. İyi bir ekipmanı yoksa da iyi bir yerle işbirliği yapıp o doğrultuda hareket etmesi gerekiyor diyebiliriz. Evet, burada aslında söylediğin şey iyi bir ekipman değil, belki iyi bir ortak da olabilir. Çünkü evet, insanlar genelde şey diye düşünüyor. Adamlarda ne para var ya, ne kameralar almışlar, ne mikrofonlar almışlar. Hayır, böyle olmak zorunda değil. Buradan yani bizi izleyen, YouTuber olmak isteyen kişilere şöyle bir duyuruda bulunalım. Gerçekten bu işi yapan çok fazla şirket var. Eğer iyi bir projeniz varsa kamera almanıza gerek yok, mikrofon almanıza gerek yok, dekora ihtiyacınız yok. Sizinle iyi bir işbirliği yapacak birisini bulmanız yeterli olacaktır. Sadece siz yeter ki iyi bir proje geliştirin. Evet.